Şimdi Keşan Otogarı'ndan ayrıldım. Sardos'tan abilerim, ablalarım bile birkaç misafirle beraber Enes Belediyesi'nin otobüsüyle, son servisle Keşan Otogarı'na geldik. Tabii ben amatör YouTuber olduğum için bu güzel anları videoya çekmedim. Faruk abilerle, Sardos'tan dostlarla herkesle vedalaştım. Antalya'dan İbrahim abi ve Nazif abiyle de vedalaşıp buradan rüzgarı arkama alıp Gelibolu'ya ve Anadolu'ya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Rüzgar arkada, bir Koru Dağı'na çıkacağım hafiften. Ondan sonra rüzgarın yönü değişmezse hayatım son derece güzel geçecek. Bakalım kahramanımızın başına bu sefer neler gelecek. Evet, Keşan'dan çıkış yaptım. Gelibolu 60, Eceabat 102, Çanakkale 112 diyor ama ben Eceabat yönüne gitmeyeceğim. Gelibolu'dan Lapseki'ye geçmeyi düşünüyorum bugünlük. 60-70 kilometre bir yol yaparız. Bakalım saatimiz kaç şu an? Bir bakalım saatimiz kaçmış. Saat de 3'e geliyor. İşte akşama kadar bir şeyler yapacağız. 6 saat var güneşin batmasına. Karşıdaki rampadan anlayacağınız üzere tırmanış sona erdi. Hemen arkasında da Koru Dağı geçidi tabelasını görüyorsunuz. Rakım 350. Buradan şimdi aşağı doğru ineceğiz. Adilan köyüne doğru. Sonra Kavakköy üstünden Gelibolu'ya doğru devam edeceğim. Umarım rüzgarın yönü değişmez. Rüzgarın yönü değişirse ben de değişirim. Evet. Şimdi Koru Dağı'ndan inişe geçiyorum. Şu ileriden döndüğüm andan itibaren Saros Körfezi'nin muhteşem görüntüsüyle karşı karşıya kalacaksınız. Bakalım bizi nasıl güzel bir manzara bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Size keyifli izlemeler, bana da hayırlı sürüşler. Ferdimen Turizmi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunarım efendim. Solumda Evreş'e, Malkara taraflarında, Koru Dağları'nda yağmur yağıyor. Havanın durumu böyle. Neyse ki benim gittiğim taraflar açık. Rüzgar bir terslik yapmazsa bu yağmurdan kurtaracağız herhalde. Burada biraz rüzgarın yönü değişmiş ama şurada ileride sapak var. Oradan döndüğüm andan itibaren rüzgarı karşıdan alacağım. Bana kolay gelsin şimdiden. Yağmurdan kaçıyorum dedim ya. Kaçamadım. Yağmur altında devam ediyorum. Sıkıntı yok. Ben Batı Karadeniz'den zaten şerbetliyim. İleride sürecek bir yer bulursam gireceğim altına. Arka taraf böyle. Yağmur altında Bolayır'a geldim. Burada Gazi Süleyman Paşa ile Namık Kemal'in mezarlarını ziyaret ettikten sonra Çin Pekalesi'ne doğru gitmeyi planlıyordum ama yağan yağmur benim araziye girmeme mani oluyor. Onun için asfalt yoldan Gelibolu'ya doğru devam edeceğim. Bu ziyaretlerimi de dönüşe saklayacağım.
eğer buradan gelecek olursam. Yolun durumundan anlayacağınız üzere yağmur buraya kadar yağmış. Bundan sonra da yağmur yok. Gelir mi gelmez mi o bilinmez. Ama bundan sonraki yolculuğumuz kuru ortamda devam edecek. Uygun bir yerde kıyafetlerimizi de değiştirebiliriz tabii. Yağmur altında bir süre yolculuk yaptığım zaman olan telefonum oldu. Telefonum ıslandı. Şu an feribotun bacasının fanında telefonumu kurutmaya çalışıyorum. Gelibolu'dan karşıya geçtim Lapseki'ye. Lapseki'de markete gittim, alışveriş yaptım. Sabah için, akşam için, bir de her zaman yanında bulunması gereken malzemeleri aldım. Lapseki'den 5-10 dakika önce çıktım. Güneş de battı, batacak zaten. Hava kararmaya başladı. Buradan böyle ileri doğru gidiyorum. Alışılmışın dışında Çanakkale önüne değil, Biga'dan Yenice tarafına gideceğim. Biraz aykırı gidiyorum. Bugün bayağı ıslandım. Telefonum bozuldu galiba. Kamerası karardı. Ekran simsiyah. Çalışmıyor. Aynı zamanda şarj da almıyor. Kurursa belki şarj alır. Hayırlısı, bakacağız. Şimdi güzel bir kamp alanı bakıyorum kendime. Uygun bir yer gördüğüm zaman bu geceyi orada geçireceğim. 70-80 kilometre gibi bir mesafe yaptım bugün. Bugün için yeterli. Kampı kurduğum zaman tekrar ya da yarın sabah ne yaptık ne ettik anlatırız. Hadi görüşürüz.